Değerli arkadaşlar, Mertan hoş geldin. Ece hoş geldin, Ece Emre. Doruk, arabada mısın sen? Hayırdır? Evet hocam arabadayım. Tamam. Evet hocam arabadayım. Kerem, görmüyorum seni Kerem. Evet. Arkadaşlar, çok yakın bir zamanda veli görüşmesi yapacağımı hatırlatarak ekranınızı açmanızı tekrar rica ediyorum. Hatta şöyle denir ya, belki yarın, belki yarından da yakın. Düşünüyorum, yarın mı ya da cuma mı yapsam böyle bir şey diye bakacağım. Evet arkadaşlar, basit. Hocam belki yarın, belki yarından da yakın dediniz. Cuma yarın ya da Hayır, yarın ben ondan önce olmuyor ki. öyle derler ya dedim. Öyle derler. Belki yarın, belki yarından da sonra benimki. Evet, buna göre Murat'ın aldığı top aşağıdakilerden hangisi olamaz? Murat kürenin içinden bir top alıyor. Kürede kalan toplar içinden rastgele çekilecek bir topun numarasının 15'ini aralarında asal olma ve olmama olaylarının durum sayıları birbirine eşit olmuş. Hangisi olamaz? Ne demiştik zaten? Olasılık hiçbir zaman sadece olasılık olamaz. Evet. Güzel. Hemen fark etti arkadaşlarımız. 21 olamaz dediler. Bakalım gerçekten doğru mu? 21'i aldığımızda arkadaşlar, 15 ile aralarında asal kaç tane sayı oluyor? Evet, söyleyelim. Kaç var? 7 var. 8 var. Değil mi? 9 değil. 14 var. Başka 16 var. 14 var. Başka? Aralarında Bu asal. kadar hocam. Bu kadar. Aralarında asal olmayanlar ne var? 32, 10. 9, Bir de 10, 57. 57. Bakın biri 4 tane, biri 3 tane. Evet, durumlarımız aynı olmadı. F1. Evet. Bunu kapatayım, bunu kendi şeyimle yapalım. Evet. Buyurun efendim, ikinci sorumuz. Kıtasiye de evet. Böyle soru sordu mu LGS? Sordu. Basit mi? Basit. Sorabilir mi? Başka yıl olsa sorardı ama bu yıl beklemiyorum. Ama olsun, konuyu kavrama adına çözelim. Buna göre bu kırtasiyenin iki farklı renk kalem alan birinin ödeyeceği ücretle ilgili kaç farklı olası durum var? Zaten sorduğu yılda bunu tek sormadı. İki tane böyle işte ayran simit aldı, bilmem ne yaptı falan gibilerinden sordu. Öyle soru da çözdüm zaten size. Evet efendim. Hızlıca yapalım. Mavi sarı alsa 15, değil mi? Mavi kırmızı 14. Mavi mor 13. Sarı kırmızı 17. Sarı mor 16. Kaç durum oldu? Evet, cevaplarımız geliyor. Hüseyin Arda, Altay, Mustafa Efe, Tuğrul. Evet, diğer arkadaşlar da bu en kolay sorularımız. Evet, güzel. Şimdi oldu. Beş farklı durum oluyor. Ben bulamadım diyen var mı? Söyledim zaten. 15 var, değil mi? 14 var. 13 var. Bir de bundan ne geliyor? 16 geliyor. Başka nereden geliyor arkadaşlar? Farklı. 17 geliyor. 17 nereden geliyor? 17 geliyor hocam. Bitti. 8 ve 9'dan Aynen, geliyor. geçtik. Evet, bakın şu görüntüde çok soru sordu LGS, böyle kutulu mutulu. Buyurun efendim. Denemelerde de bu soru çok gelir, böyle kutulu sorular. Buna göre bu kutuların kaç tanesi rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının asal sayı olması ve olmaması eşittir. Yalnız yukarıdaki açıklamayı iyi okuyun. Her bir kutudaki topun üzerinde birden başlanarak kutu üzerindeki sayıya kadar olan ardışık doğal sayılar yazılıymış. Evet.
Hadi bakalım. Ece'den bir cevap geldi. Bakalım destekleyecekler mi? Farklı mı söyleyecekler? Hocam ben anlamadım. Diyor ki her bir kutudaki topların üzerlerinde ise her birinde o kadar sayıda top var ya birden başlayarak bir sayıya kadar olan ardışık var. Mesela iki tane var, bir iki var. Dört tane var. Bir, iki, üç, dört. Anladın mı? Evet, Eren de Ece'ye destek çıktı. Azra Nur farklı söyledi. Bakalım ne olacak? Dikkat. Ben de attım hocam. Hocam Mustafa ve Azra Nur. Evet, güzel. ben de attım hocam. Hüseyin Arda, bir dakika dikkat et. Sanki sen de Azra ile aynı hatayı yaptın. Bir dikkatli. Evet. Ben de az kalsın yapıyordum da sonra fark ettim. Hocam benimki doğru mu? Doğru. Evet. O zaman soruyu kime veriyoruz? Ece çözecek misin? Ece Baygın. Bir dakika. Ece Baygın çözecek mi? Ya müsait değilim. Yanımda şeyler var da. Hocam ben çözeyim mi? Çöz Mustafa Efe. Hocam şimdi ilk kutuya iki yazan kutuya bir iki geliyor. Bu asal ikisi de yani aralarında asal. Yani Evet. biri asal biri asal değil pardon. Biri asal, biri asal değil. Evet. Birincisi, ikincisinde 3 ve 4 biri asal biri asal değil. Üçüncüsünde 5 6 yine aynı şekilde. Dördüncüsünde 7 8 yine aynı şekilde. Beşincisinde 9 10 bunların ikisi de asal değil. Bunu almıyoruz. Öbüründe de 11, 13, 17, 19 asal oluyor. Ama 12, 14, 15, 16, 18, 20 asal olmadığı için bunu da almıyoruz. 4 tane oluyor. Anladık mı arkadaşlar? Anladım. Evet. Peki burada sorunun ifadesinde bir hata var mı? Her bir kutudaki topların üzerlerinde birden başlayarak kutu üzerindeki sayıya kadar olan ardışık doğal sayılar yazıldır diyor. Hocam Hocam evet. sayıya kadar dediğinde orada mı yanlışlık var? Hayır. Şimdi bak İfade yanlış hocam. sen birinci kutuya 1 ve 2'yi koydun doğru mu? Evet hocam. İkinci kutuya buradaki ifadeye göre ne koymalısın? 1, 2, 3, 4. Doğru mu? Evet Evet. hocam. Niye 3 ve 4'ü koydun? Yani bilmiyorum ben hani Evet. şey olarak yaptım. Hocam 1 ve zaten yine 2'ye aynısı ilk çıkıyor kutuyu ki. aldığım için 2 evet yine aynısı çıkıyor mu? O yüzden biz öyle dedik hocam. Yoksa zaten aynısı çıkıyor. Bu ifade yanlış. Tamam mı? Evet. Bu ifade yanlış. Yoksa Yaptığımız şey doğru mu hocam? yaptığın doğru. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hocam ifade niye yanlış ki? Zaten öbür türlü de doğru çıkıyor, aynısı çıkıyor. ya, aynısı çıkıyor sorun yok ama bu ifade öyle olduğunda bu seni uğraştırır. Anladın mı? Bütün hepsini tek tek yazdırır. Şimdi yazdın mı? Yok. Evet. Ya bu biraz sakat bir ifade olmuş. Daha düzgün ifade etseymiş bunu ki soruyu yazarken bunu düşünerek yazmamış. Neyse geçelim. Buyurun. Aşağıda dört renkli zarf ve kart verilmiştir. Bu kartların rastgele biri alınıp zarflardan birinin içine yerleştirilecektir. Evet, güzel. Buna göre alınan kart ve zarfın farklı renkte olması olası durum sayısı kaçtır? Evet, bir durum sayısı sorusu sorulacaksa bence bu güzel bir soru. Tüm durumlardan aynı olması durumunu çıkaracağız. Doğru mu efendim? Evet, güzel. Tüm durumlardan evet Tuğrul. Ne yapacağız? Aynı olma durumunu çıkaracağız. Evet. Kim çözüyor? Kim almak istiyor soruyu? Çözelim. Azra çözeceğim mi? Tamam hocam, Çöz. çözerim. Şimdi bize dört renkte zarf vermiş. O zarflardan rastgele alıp birinin içine yerleştireceğimiz demiş.
değiştirebiliriz. 4 kalpten 3 tanesi olmuyor. 1 oldu. 3 tane olmadığını yazdık. Diğer şekillerde de aynı olduğu için 4 ile 3'ü çarptım. Direkt 12. Aferin. Aynen. Bunda diyor ki 4 tane gelir ama 1 yeşil olacağı için 3. 3, 3, 3. Toplam 12 durum var. Aferin. Buyurun. Kartların üzerinde 20'den 39'a kadar olan ardışık doğal sayılar yazılmış. Özge bu kartlardan üzerindeki sayının bir tane asal çarpanı, bunun geleceğini zaten söylemiştik, olmayan kartları seçmek istediğine göre bu olay için olası durum kaçtır? Bir tane asal çarpanı olmayan kartları seçmek isteyecek. Yani bir tane asal çarpanı olanlar kimler? Mesela kim var? Hocam asal sayılar. Asal sayılar. Hocam kuvvetleri de oluyor. Evet, asal sayılar var. Bir de mesela kim olabilir? 32 mesela. 27 olabilir mesela. 27 ne? 3'ün küpü mü? Değil mi? Bir tane asal çarpanı var. Anladık mı olayı? Haydi efendim. Cevaplarınızı alalım efendim. Haydi bakalım. Mesela 36, 36'da iki tane var. Oo Faruk. Çözeceğim mi Faruk? Hocam ben de attım. Seni gördüm. İkilim dikkat et. Mustafa Efe, evet. Eren. Haydi herkes çözsün efendim. Yirminin kaç tane asal çarpanı var? Buse, kaç tane? İki tane var değil mi? 200. Hocam ben 20'yi saymadım, bir dakika. 20 var, iki tane. 21, 3 ve 7. Değil mi? 22, 2 ve 11. 23. Asal sayı. Bir tane asal sayı. 24. Hocam 3 ve 2'ye bölünüyor. 25. O da şey, sadece 5'e bölünüyor. Sadece 5'e bölünüyor. 26, 2 ve 13. 27, 10 diyor. Değil mi? 27'nin asal çarpanı 3 sadece olmaz. 28, 2 ve 7. O da 2 ve 7. 29, asal. 30, 2 ve 3. 31, asal. 32, olmaz. Niye? Sadece 2 var değil mi? 2 üzeri 5. 33, 3 ve 11. 34, 2 ve 17 mi? 34. 35, 5 ve 7. 36, 2 ve 3. 37, asal. 38, 39 asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kimi unuttuk biz? Bir tane unuttuk mu arada? Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kimi unuttuk? 39 da 3 çarpı 13 değil mi? Doğru mudur? Evet. Geçtik efendim. Buyurunuz, buna bakalım. İki rafa klasör numaraları üzerinde yazan 12 adet klasör dizilmiş. Bu klasörlerden rastgele bir tanesini seçen Meltem'in seçtiği klasörün üzerinde yazan numaranın iki tane asal çarpanı olma olasılığı durumu nedir? Bak bu illa gelecek. Asal çarpan muhabbeti ya olasılıkta gelir, ya başka bir konunun içinde gelir ya da çarpanlar ve katlarda gelir Ece. Evet. Haydi Mertan. Kayrağı kastım onu. Haydi.
Hocam dördüncü klasörde ne yazıyor? Okunmuyor da. Neresi? Üst raftaki dördüncü klasördeki 98. Okunuyor. Görünmüyor mu? Tamam hocam, teşekkürler. 98, yaklaştırayım biraz. Şimdi nasıl, daha iyi? Evet hocam. Evet, hocam arkadaşlar. İkiden fazla asal çarpma olabilir mi? Ne diyor? İki tane asal çarpanı olma. İki tane diyor. Söylemiş. 36'nın iki tane var. 27'nin yok. 125'in yok. 98 var. 2 ve 7 değil mi? Var. 60 var. Ama 3 tane de var. Yok hocam, 3 tane var. 3 tane var hocam. Tane var. Var ama bak, 2'den fazla demedi. Ne dedi? 2 tane dedi değil mi? 2 tane. 72 8 kere 9 2. 2 ve 3. Doğru mu? Evet hocam. 15 3 ve 5. 50 5 ve 2. 81 yok. 64 yok. 120 15 çarpı 8. Ne var? 2, 3, 5 var. Olmaz. 49 olmaz. Kaç durum varmış arkadaşlar? 5. Tamam mıyız? Şimdi benim biraz kaygım şu. Pandemideki sınavı da çözdüğümde göreceksiniz. İlk dönem yaptıklarında sınavı biraz sapıtıyorlar. Saçma sorular sorabiliyorlar. Orada ben size dikkat çekeceğim. İlla öyle gelir demiyorum matematik. Ama pandemide gördük. İşte böyle kolay sormadılar yani. Ders vermemelerine rağmen. Aşağıda eşit kollu bir terazi ve bazı cisimler gösterilmiş. Biraz yaklaştırayım, biraz okuyamayabilirsiniz. Sol kefeye 18 kilogramlık bir cisim, sağ kefeye. Sola ise herhangi iki tanesi konulduğunda terazi dengede kalıyormuş. Buna göre bu terazinin dengeli olabilmesi için konulacak durumların olası sayısı. Evet, bence arkadaş klasik uçak hesaplaması, yol hesaplamasından farklı bir soru yazmış. Yapacağımız iş aynı ama bunu farklı bir görselle ifade etmiş. Doğru mu hocam? Doğrudur. Niye doğru olmasın? Kolay bir soru yapmışsınız. Nasıl koyabiliriz? Hocam ona 8 olur. Efendim? Buna 8 olur. Buna 8, 4'e 14 diye koyabiliriz. Bu kadar. Tamam. Keşke birazcık daha böyle çeşitlendirseydi Kerem. Daha zor olurdu. Hocam bayağı kolay. 14 ile 4, 8 ile 10 yani. İhtimal sayısını düşürmüş. Evet, buyurun. İpe dizilmiş kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkli balonlar var. Rastgele patlatılacak iki farklı renkteki balonun eşit olasılıklı olması isteniyor. Buna göre bu iş için hangisi yapılamaz? Güzel. Evet, birazcık hani basit bir soru, yorum yapacağız sadece. Bakacağız. Böyleyken sayı bu oluyor, böyleyken bu oluyor diyeceğiz. Bu kadar. Evet. 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 Şevval, çözecek misin? Olur hocam. Söyle. Şimdi hocam iki tane yeşil balon eklersek 4 oluyor. O da kırmızıyla eşit olasılıklı oluyor. Adan eğleniyor. Güzel. Bir tane kırmızı. Yani diyor ki bir dakika.
Hocam diyor iki yeşil elersek diyor buradaki de diyor yeşil sayısı ya kırmızı sayısı aynı oranda olur. Tutar. Eyvallah güzel. İki, yani yeşil ve kırmızıyı patlatabilirim böylece. Evet. Üç tane kırmızı balon patlatılır. Üç tane kırmızı balon patlatırsak sarıyla kırmızının olasılığı eşit olur. Aferin, güzel. Ondan sonra bir tane sarı balon eklenirse sarıyla yeşil eşit olasılıklı olur. Denizli kalıyor. Mavi, iki tane mavi eklersek ne oluyor? Beş oluyor. Öyle de bir Olmuyor, değil şey mi? yok. Beş olan yok. Diğerleri de kendi içinde sayıları da tutmuyor. Evet. Anladık mı arkadaşlar? Niye bu olduğunu? Tamam mıyız? Mesela bu değişik bir soruydu. Yorum yaptırdı bize. Zor bir soru değildi ama. Buyurun. Bu kutuya içindekilerle aynı boyutta iki kart daha atılıp. Güzel. Rastgele bir kart seçilecektir. Buna göre kutuya atılacak iki kart aşağıdakilerden hangisi olursa seçilen kartın üzerinde sessiz harfi yazıyor olma olasılığı ile sesli olması aynı olur. Çok kolay. Tabii kaç tane sesli, kaç tane sessiz var? Bir bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane sesli. 1, 2, 3, 4 tane sessiz var. Soru ne oldu? Yanlış saymadım değil mi? 1, 2, 3, 4. Hocam buradan birinci sınıf sormamış. Efendim? Birinci sınıf. Niye birinci sınıf olsun? Birinci sınıfta Hocam sesli. sesli harfleri bilmeyenler ne yapacak? Ya arkadaşlar evet. Onu diyorum. Evet. Bu soru aslında hani harcamışlar soruyu. Çok güzel yapılabilirdi bu soru. Mesela ben olsam ne yapardım? Mesela harf değil de harf çok basit olmuş. Yine mesela bu asal sayıları falan işin içine katabilirdik, değil mi? Ya da 2-3 tane asal çarpanı olma olayını katabilirdik. Veya bu soruya bir yüzde ekleseydik güzel olmaz mıydı? Mesela eklediğimiz iki karta göre şöyle olma durumları %40'a %40 olsun falan gibi. Defne. Yani sorunun türevi alınabilir ikilim. Çok çeşitli şekle sokabiliriz soruyu. Evet efendim buyurunuz. Resepsiyoncu anahtarları karıştırmış. Yok, karıştırmamış. İki tanesini bu aileye teslim etmiş. Teslim ettiği anahtarların üzerinde yazan sayılar aralarında asalmış. Buna göre bu ailenin aldığı oda anahtarlarıyla ilgili kaç farklı durum vardır? Yani burada olmayan iki anahtar için aralarında asal olacaklar. Kaç farklı durum var? Zor değil ama güzel soru. Mantık güzel. Yaklaşım güzel. Kerem. Hadi Kerem. Gayrı hata. Evet. İşte 11-14 olabilir bir durum değil mi? 11-6 bir durum. 11'e 7 bir durum. 11'e 10 bir durum. Hocam oradaki anahtarlardan seçmeyecek miyiz? Vermiştir diyor mu? Tamam. Vermiş. Yanlış anlamadın değil mi? Vermiş yani. Şu an biz bilmiyoruz neyi verdiğini. Bunlardan verecek demiyor benim anladığım kadarıyla. Kalacak otel resepsiyon geldi resepsiyon aşağıdaki verilen odadaki panodaki ne anlıyorsunuz arkadaşlar sorudan? Bunları mı vermiş yoksa vermiş mi daha önce? Bence vermiş hocam. Bana mı kardeşim? Teslim ettiği anahtarlar üzerine yazan diyor hocam. Ya varmış, vermiş. Biz son durumu Yani. görüyoruz değil mi? Öyle mi anlıyorum? Evet. Ama hocam panodaki anahtarlardan diyor. Tamam. Tamam bir önce bunlardan verin bakalım sayı ne oluyor? Ne olabilir? 12, 13, 1. Hocam 12 12 oldu. 15 olmaz, 12 8 olmaz, 12 9 olmaz. 12 2 olmaz, 4 olmaz, 12 5 oldu 2. Doğru mu? 13 15 olur. 13 12 yazmıştık. 8 olur, 9 olur. 3 durum buradan geldi. 4 5 6 durum bundan geldi 13'ten.
15'ten 1, 2, 3. Tek tek yazın işte. Tamam, bunlara göre alın bakalım. Şimdi böyle çıkıyor mu? Bakın 12 ile 13 bir durum. 12 ile 5 bir durum. Başka var mı? Hepsinde şey var. 12'den 2 durum. 13'ten 1, 2, 3, asal sayı zaten. 4, 5, 6 durum. Hocam 19 oluyor. 19 mu çıkıyor toplam? Evet hocam. Başka 19 bulan oldu mu topladığından? Bakalım. 15'e bakalım. 15'te kaç durum var? 13, 1. 8, 2, 9 olmuyor, 5 olmuyor, 3, 4 tane de 15'ten mi geldi? 8'den gelen ne var? 8'den. 13, 8 yaptık. 8, 9 bir durum. 8, 5 bir durum. Değil mi? 2 tane de 8'den geldi. 9'dan bunlarla yaptık zaten. 9, 4. 9, 5 bir durum. 2 tane de 9'dan geldi. 2, 2'nin yapabildiği yukarıdakilerle yaptık. Hocam 9, 2 yapabilirdik. 9, 2 yazmadık. Yazmadınız arkadaşlar. 9, 4, 9, 5 yaptınız ama 9, 2 yapmadık. Tamam. 2'nin yapabildiği bir 2, 5 var. Başka da yok. 2'den de bir tane. 10, 14, 17, 18... Bir ne kaldı? 5 mi kaldı? 5 kimle yapabilir? 5'te 4 de yapabilir. 19. Tamam, böyleymiş demek. Cevap doğru mu? Değil. 18 diyor. Evet. Hocam ben 5'e 3 tane buldum. Ya burada tek tek sayacağız. 12 ile kaç tane var? Ya da hocam diğer şekilde ise. 8, 2. Bu olmuyor. Bu da olmuyor. 5, 3. Tamam mı? 3 tane 12'den geldi. O zaman ben 18 bulmuşum. Doğru bulmuşum demek ki. 13, 15, 1. 13, 12 yazdık zaten. Yeni bir durum değil. 13, 8, 2. 13, 9, 3. 13, 2, 4. 13, 4. 5, 13, 5, 6. 6 tam. Sonra 15'e bakıyorum. 15 bunu da yaptı zaten. Olmayacak. 15, 8, 1. 15, 9 olmuyor. 15, 2, 2. 15, 4, 3. 8. 12 ile yaptı. 13 ile yaptı. 15 ile yaptı. 9 ile yaptı. 1. 5 ile yaptı. 2. 9 yukarıdakilerle gitti mi? Gitti zaten, geldik. 8'de de yaptı. 9, 2, 1. 9, 4, 2. 9, 5, 3. 2, 4 ile olmaz. Yukarıdakilerle yaptı. 5 ile yaptı bir tane. 5 ile 4 ile yaptı bir tane. Evet. 18. Tamam. Arkadaşlar. Evet Buse, senin dediğin gibiymiş. Oradakilermiş. Ama işte görüyorsun, bu soruyu öbür türlü de uğraşsak kimse bize bir şey diyemez, değil mi? Bunu net söylemesi lazım. Verdikten sonraki görüntü bu. Ya da hayır, buradakilerden verecektir diye net ifade etmesi lazım. Ama merak etmeyin, LGS böyle açıklar vermez. Kumbarada sadece 1 ve 50 kuruşluk madeni para. Evet, işte bu soru güzel. 37 TL var. Böyle sorar, denemelerde de gelir. Rastgele alınan bir madeni paranın 1 TL olmalısını daha fazladır. Buna göre bu kumbarda en çok kaç tane 50 kuruş? Bu biraz basit olmuş ama daha da zor sorabilirlerdi. Evet, ama güzel bir soru. Klasiktir yani bu konunun klasik sorularından. Hadi bakalım.
Evet, Kayra, buna mı dedin onu? Bir önceki soru. Bir Tuğrul, buna mı gönderdin? Evet, Defne, Kayra, Ata, Altay, aferin. Altay, çözeceğim mi? Hocam ben bunu at. Hocam. He? Hocam çözebilir Hadi çöz. miyim? Hocam ben şıklardan gittim aslında. Yani hocam 28 denedim. Yine kuruş deyince hocam 14 oluyor. 37'den 14'ü çıkarınca 23 oluyor hocam. O da 28 daha fazla olduğu için olmuyor. Hocam sonra C'ye baktım 13 oluyor hocam. Çıkarınca 24 oluyor. Evet, 24 oluyor. O da daha az. Hocam 24 olunca 12 12 lira oluyor, evet 12 25 oluyor. lira 2 kalıyor. çıkınca 25 oluyor. Aferin. Şıklardan gitmek çok mantıklı. Arkadaşlar 50 kuruşluk diyor. En çok kaç tane olacak? 28 tane olsa 14 lira olur. Geriye ne kalır? 23 lira. 16 tane olsa 13 lira olur. 50 kuruşluk ya, yarısı kadar para tutuyor. O zaman ne kaldı? 24. 24 tane olsa 12 lira tutar. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne olur? 25. Evet. 22 olsa 11 olur. 26. Değerli arkadaşlar, en fazla burada en çok 50 kuruşluk madeni para ne olacak? Arkadaşlar 5. Devam edelim. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir tarla verilmiştir. Ne yapalım? Ekelim mi? Evet, buna göre bu tarladan rastgele hangi ağaç türünün seçilme olasılığı diğerlerine göre daha azdır. Evet, yukarıda da vermiş. Tarlanın 1/5'ini elma. Kalan kısmın 1/8'ine armut. Güzel soru. 1500'lük kısmına da portakal ağacı. Eskiler buna kör topal der. Portakal diyemez de kör topal. Evet. Portakal diyemeyen var mı küçükken? Kalan kısmın tamamına da erik ağacı. Erik. Tabii önce bir alan hesabı yapın. O da ne oluyor? Kaç bin metrekare? 6.000. 6.000 metrekare. 6.000 metrekarenin 1/5'i ne olur? 1200 mü? 1200 metrekare. Kalanın 1/8'ine çıkarırsan 4800. 4800'ü 8'e böl 600. 1800'ü ne bu? 1500 bu. Topladınız 4500. O zaman burada ne kaldı yine? 1500 metrekare. Hangisine dikme şeyimiz daha az oldu? Elma. Zor soru değil. Ama azıcık hesap gerek. Geçelim. Evet. Bir torbada renkleri dışında özdeş mavi, kırmızı ve sarı renkli kartlar var. İyi. Bu torbadan 4 tane kırmızı kart alınır ve 3 tane sarı kart eklenirse Galatasaray'ın şampiyonluğu, pardon bu o değildi, torbadan rastgele seçilen kartın mavi, kırmızı veya sarı renkli olma olasılıkları birbirine eşit olmaktaymış. Buna göre başlangıçta torbadaki kart sayısı hangisi olabilir? Güzel soru. Gelebilir. Tabii soruyu şampiyonluklara falan bağlasaydı, değil mi? Daha bir şekil olurdu yani. Yine şıklardan gidebilirsin. Bir mahsuru yok. Ve denklem yapmak zorunda değilsin. Hocam size bir şey sorabilir miyim? Doğru mu? Efendim? Hocam. Efendim? Doğru. Size öğretmenler Azra dikkat et. Kayra, Faruk doğru, Doruk doğru. Efendim? Doğru. Hocam size öğretmenlerden oluşan bir meclis varsa ve mecliste üye olur musunuz? Olmam. Ama Siyaset hocam hayır siyaset hiçbir yapmayacaksınız şeyine üye hocam. olmam. Hocam siyaset yapmayacaksınız. Eğitimi denetleyeceksiniz. Ya ona da olmam.
Olmaz mısınız? Yani eğitimi nereden denetleyeceksin? Koca ülke neresi denetleyeceksin? Hangi evet, evet. denetleyeceksin? Azrail denetliyor gibi yaparsınız. Hocam bilgi doğru. Hocam denetliyormuş gibi yaparsınız. Yani diyor ya paranın ne önemi var? Önemli olan miktarı. Yani arkadaşlar o koltuklara oturuyorsan para için oturursun yani. Ne yapacaksın? Öyle bir şey arkadaşlar öyle düzelmez bu işte. Ya bu şey gibi bütün okulları fen lisesi yaparsak sorun çözülür mü? Çözülmez. Yani fen lisesinin değerini düşürürüz. Evet. Kim çözüyor? Doruk mu? Çöz Doruk. Çözeyim hocam. Hocam madem şimdi... eve geldi soruyu çöz. Evet. Hocam şimdi 4 tane kırmızı kart alınıp 3 tane de sarı kart ekleniyormuş. O kart zaman sayısı. Bir tane kart azaldı. Bir tane kart almış oluyoruz hocam. Evet. Başlangıçtakileri vermiş şıklarda. O zaman hepsinden bir tane çıkardığımızda 3'e bölünebilmesi lazım işte olması için. Hep vereyim işte bu kadar. 20 çıkarıyoruz 19 3'e bölünmez. 21'den çıkarıyoruz 20 3'e bölünmez. 22'den çıkarıyoruz 21 3'e bölünür. 23'ten çıkarıyoruz 22 aynen. bölünmez. Aynen bakalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Mertan, Ece Emre, Kerem tamam mıyız? Devam edelim. Evet arkadaşlar bu boncuklu sorular geldi mi hiç karşınıza? Denemede. He? Şimdi hiç arkadaşlar bu boncuklu soruları bir burada soruyorlar bir de nerede sorabiliyorlar? Bölünebilme sorularında onları ikili üçlü birlikte koyuyorlar çaplarını veriyorlar. Denk geldiniz mi öyle sorulara? İşte mavilerin çapı şu kadar kırmızıların çapı bu kadar falan bunlar birlikte diziliyor diye. Bakalım burada ne yapmışlar amcalarımız? Toplam 69 tane boncuk olup, niye 68 değil, niye 70 değil, gösterilmiş. Kolyedeki tüm boncuklar bir kaba konulduğunda bu kaptan alınacak bir boncuğun mavi olma olayının durum sayısı kaçtır? Evet. Evet, Kayra'dan cevap geldi. Speedy Kayra. Gözü soruyor. Hocam bunda yüzdelik mi sorabilirmiş? Vay, soruyu çözdü. Bir de yüzdeliğine baktı. Vay vay vay. Bu soru güzel arkadaşlar. Çıkabilecek bir soru. Kayra çöz, Kayra ata. Hocam. Hı. Ben şöyle yaptım hocam. Orada 3 tane fazlalık var. 2 tane kırmızı, 1 tane sarı. Nerede fazlalık? Ortada hocam. Ortada 3 tane var. Evet. Kırmızılar, evet. Hocam ben 69'dan 3 çıkarttım, 66. İşte tamam. Hocam altılı örüntüler var. 6'ya böldüm, 11 çıktı. Altılı örüntülerde de 2 tane mavi var. 11 ile 2'yi çarptım, 22. Bir de o 3 tane fazlalıktan 2 tane mavi var. 2 ekledim, 24. 3 tane fazlalık nerede? Hocam ortada var işte. Kırmızı. Ama 3 tane fazlalık şey değil mi? Kırmızı. Kırmızı, mavi değil. Evet. Başka? Hocam ben fazlalığı kırmızı dedim. Öyle mi? Kırmızı orada tam tersine eksiklik olmuyor mu? Fazlalıktan ziyade. 3 tane eksik olmuyor mu? Doğru. Tamam. 3 tane çıkarttınız. 66 boncuk kaldı. Doğru mu?
Evet. Evet hocam, 66 boncuk kaldıktan sonra da geri kalan 69'a devam etmesi için sarı ve iki tane maviden devam eder. Oradan da bir tanesi gelir. Yani şöyle alsanız, ekipler sarıda başlıyor ya. Böyle mi aldınız? Buradan itibaren. Böyle mi? Burada kaç boncuk fazlalık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam ama örüntüyle gidiyorsa sarıdan başlayıp nasıl sarıda bitecek? Sarıda bitemez. O zaman ne olacak? O zaman o sarıyı da almamız lazım. O sarıyı da alırsa nerede bitireceğiz? Burada mı? Pardon, kaç kırmızı bitiyor? Burada değil mi? Evet. Burada bitiyor. Peki başka nasıl yapabiliriz? Şöyle yapsak ne olur? Şimdi bir farklı boyut getireceğim. Buradan devam edin. Şu ortadaki bir tane, genelde kolyelerde ortadaki durur ya, ya farklılık olur ya şey. Dikkat. O zaman burası kaç olacak? 34. Burası ne olacak? 34. Şimdi burada illa tam yapmak zorunda değiliz. Tamam mı? Niye? Nerede bitecek? Sarıda başlıyorsa bu sarıya kadar gelene kadar. Burada o zaman kaç tane çıkaracağım? 1, 2, 3, 4. 4 tane çıkarttım. 30 kaldı. O zaman kaç tane ekip gelecek buradan? 6'lıydı ya. 5 ekip mi gelecek? Evet. 5 grup. 5 grupta kaç tane mavi var? 2 ile çarparsak? 10 evet. Mavi mi var? Tamam mıyız? Aynı olayımız burada var. 10 mavi de buradan mı geldi? Burayı da bulduk arkadaşlar. Toplam kaç mavimiz oldu? 20. 20 mi? Peki bizim ekipler nerede bitemedi? Şurada bittiler, doğru mu? Ben buradaki mavileri buldum, 10'ar tane. 2 mavi burada var, 2 mavi de burada var. Ne oldu olay? 24. Çaktık mı köfteyi? Hocam tekrar anlatır mısın? Tekrar anlatıyorum, dikkat. Şu ortadaki bir taneyi çıkarttım. 68 kaldı, doğru mu? Evet hocam. Burada toplam 34 boncuk, burada toplam 34 boncuk. Tam ekip olduğunda kaç tane olur? 6 şarlı olduğu için 30'a kadar olur, doğru mu? 5 grup. 5 grubun içinde 2 tane mavi mi var Hüseyin Arda? Evet. 10 tane mavi buradan, 10 tane mavi buradan. Olayı bozan yer zaten şu dörtler değil mi? Son dörtler. Evet. Son dörtlerde kaç tane mavi var? 4 tane. Tamam mıyız Hüseyin? Oldu mu? Buse? İklim? Eren? Efendim hocam. Tamam mı? Mert, tamam hocam. Canım, ben soruyu zaten doğru göndermişim. Güzel. Gelir. Ama mantığı bu yani. Bunun mantığı bu. Tamam. Evet. Hep bekledim. Böyle bir soru gelsin. Gelmedi. Ama bu yıl gelmeyecek diyemem. Hep beklemişimdir yani bu soruyu. Böyle yüzleri müzleri güzel bir olasılık sorusu. Bilmiyorum ben bu soruyu. Bakmadım daha. 2021'de satılan arabaların renklerine göre dağılım. Tabloda ise 2022 yılındaki satışların 2021'e göre değişimleri vermiş. Güzel. Yüzde var. Grafik var. İyi, iyi, iyi. Ama soru zor değil. Kolay. Ama güzel soru. Yani LGS'ye konulur mu? Neden olmasın? Hadi bakalım. Kimler gönderdi?
Altay, Tuğrul. Aynen hocam. Yok, farklı. Kayra Altay'a destek çıkıyor Tuğrul. Dikkat et. Kayra kastım onu. Eren de Kayra ve Altay'la aynı şeyi düşünüyor. Açılarda hareket edeceğiz. Zor bir şey. Bir de yüzde alacağız. Bu kadar. Mesela %20'nin %25'i azı ne yapar? 40 çıkart. 30 çıkart. 90. Kırmızının %20 azı. Kırmızı kaç derece? 100 derece. 20 azı 80. Siyah 60'tı. 30. Değil mi? Daha fazlası pardon. 90. Mavi %40 daha fazla. Mavi 80'di. Evet. O 112 oluyor. O zaten tamamen alakasız. Kimler denkleşti? Siyah ve beyaz değil mi? Evet. Güzel. Arkadaşlar beyazın %25 dörtte bir daha azı 30 eder. 30 çıkarırsak 90. Kırmızı 100 derece. Bunun %20 daha azı 80. Siyah 60. %20 daha fazlası 90. Arkadaşlar siyah, beyaz, Beşiktaş. Evet. Beşiktaşlılar. Şimdi Fenerbahçeli Jesus demiş ki gerideydi ya Fenerbahçe. Playoff oynansın değil mi? Hemen. Millet ayağa kalkmıştı. Şimdi bu sefer de Beşiktaşlar ne demiş? Depremden dolayı çekilenler demiş. Onlarla yapılan maçların puanları silinsin demiş. Doğru mu? Böyle bir şey demiş. Evet. Hocam futbol en son milli maçta izlemiştim. Bak niye diyorlar biliyor musunuz? Çünkü öyle olduğunda Galatasaray 50 puan, Fenerbahçe 48 puan, Beşiktaş 48 puan oluyor. Hesaplamışlar bugün gördüm. Hocam sizce bu sene şampiyon kim olacak? Vallahi bilmiyorum ama yani çok gittili geldiği olacak. Ama eğer hani gerçekten parayı bastırmışlarsa ben Fenerbahçe yapabilirler diye düşünüyorum hala. Hocam Ümraniyespor başarılı. Evet. Hocam o biraz geride kalmış. Hangi kredi Ümraniye? Değil mi? Ümraniye hocam berabere ya da mağlubiyet. Hocam yapı kredi yayınlarının bütün masrafı. Abi burada lig ne zaman bitiyor? Kaç Mayıs'ta bitiyor lig? Hocam Mayıs. Mayıs'ın ortalarında diyebiliyorum ama. Ha, hocam. Hani seçimin durumuna göre de şampiyon değişebilirdi de o yüzden diyecektim. Hocam Galatasaray kazanır ya. Galatasaray ya, değil. Oğlum, Trabzonspor başarır basın burayı. Avantajlı ama yine Jesus'un dediği gibi Türkiye'de lig hocam, kazanılmıyor maalesef. Hocam hakkımızla Fener'i 3-0 yenip de yani. Ben de Fenerbahçeliyim ama gerçekten Türkiye'de futbol maalesef sahada kazanılan bir oyun değil. Yani hocam, mesela ben Fenerbahçeliyim ama Galatasaraylı bir adamın ayağını kırmışlar, basmışlar. Kırmızı kart. Yani direkt kırmızı kart. Hocam ama Konya Spor'a yenilmemiz çok kötü oldu ya. 2-1 nasıl yendiler? Evet. Peki bunu geçiyorum. Şu soru şekil olarak iyi duruyor. Bakalım. Ön yüzleri eşit boyutlu kartların arka yüzleri mavi, kırmızı, sarı, yeşil renge boyanmış. Bu şey gibi herhalde. Var ya aynısını bulunca kazanıyorsun 3 tane falan. He? Hafıza oyunu gibi ikinin. Bu kartlardan rastgele alınan birinin arka yüzündeki renk ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmekteymiş. Güzel. Sarı veya yeşil olma olasılıkları eşit. Yani ikisinden de aynı sayıda var. Kırmızı olma olasılığı en az, mavi olma olasılığı en fazla. Attım hocam. Mavi olan kart sayısı nedir? Ben de attım hocam. Evet. Dört renk var. Buna göre düşünün. Mesela 7 olabilir mi? Mümkün. Mümkün mü? Hayır. Değil. Çünkü 9 tane var. 7 tanesi mavi olursa olmuyor. Ha, kırmızı olma olasılığı en azdır. Ama bir olasılığı var.
Hocam benimki doğru mu? Doğru. Herkes doğru mu 4 dedi. Evet, 4 tane mavi olursa ne olacak? 5 tane arta kalacak. Onların ikisi sarı, ikisi yeşil olursa bir tanesi de kırmızıya gelecek. Yes, bu kadar. Tamam. Peki, geçtik. Geçtik efendim, geçtik. Evet, burada biliyorsun bu gözlüklü gözlüksüzde mutlaka tablo çizmeniz lazım. Tablo çizerek yapın soruyu. Bilmiyorum, ben soruyu okumadım bile ama bu gözlüklü gözlüksüz tarzı şeyler geldiyse tabloyu çizmen en garantisidir her zaman. Tabloyu çiz, yanlış yapma. Böyle sorular denemede de gelir, LGS'de de çıkabilir. Bu yıl çıkar mı? İşte onu bilmiyorum ama çıkabilecek bir soru tarzı. Tabloyu gözlüklü gözlüksüz kız erkek diye lütfen yapınız. O zaman soru bebek oyuncağı olur. Evet, hemen de cevap gelir. Azra Hanım, acele etme. Sanki acele ettin gibi geldi. Bakayım, doğru da olabilir. Hocam ben daha cevap atmadım ki, bir önceki soruya Bursa dedi. İyi, bana tamam, C geldi de şimdi. Yok hocam, daha cevap bilmiyorum. Atmadım. Ha, tamam. Ya bu kadar hızlı çözecek. Her çözülebilir. Yok. Eren burada, Simay yok, onu gördüm. Faruk, Ömer burada, Doruk, Altay, Defne burada, Buse, Şevval, Ayşenaz yok, onu da gördük. Hüseyin burada, İklim burada. Doruk burada, Kayra'lar burada. Elif Berra yok. Kerem burada, değil mi? Ece'ler burada, iki Ece'ler burada. Diğer Ece düştü mü? Nerede Ece Baygın? O düşmüş. Mustafa Efe burada. Azra Hanım burada. Mina yok. Mert Han da burada. Tamam. Evet dostlar. Hocam bir dakika. Hayırdır? Kim rahatsız Faruk? Efendim hocam? He? Hocam şey, teravih edeceğiz adayımla. Dayım aşağıda bekliyor. Tedavi anladım. Yanlış yazmış. He. Tamam. Çıkıyoruz biz. Attım hocam. Tamam. Aferin Hüseyin Arda. Evet arkadaşlar, hadi. Buse, İklim, Mustafa, Mertan, hadi Defne, Eren. Eren, Buse, aferin. Kolay soru ya. Bir şey yok. Buse, hemen senden alalım bu soruyu. Devam edelim. Hocam gözlüklü öğrenci sayısı 8 olduğu için ben 7'ye 1 oranı verdim. 7 kız 1 erkek dedim. Tamam. Hocam gözlüklü kız öğrenci sayısı 7. Gözlüksüz de 12 katı olacağı için 14 oluyor. Hı hı. Gözlüklü kız öğrenci sayısıyla da gözlüksüz erkek öğrenci sayısı eşitmiş. Yani hocam 7. 7 bir de gözlüklü kız öğrenci sayısı 7, gözlüksüz erkek öğrenci sayısı da 7 oluyor. Bunların toplamı da 29 oluyor. Olur. Şöyle de hemen yazabilirsin. Kız, erkek, gözlük var, gözlük yok. Öyle de yazabilirsin. Ne demiş? Gözlüksüz kız öğrenci sayısı, gözlüklü kız öğrenci sayısının 2 katıymış. Gözlüksüz değil mi? Evet. Gözlüklüye x dersek gözlüksüz 2x mi oldu? Arkadaşlar. Gözlüklü öğrenci sayısı neymiş? Gözlüklü kız öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısına eşit. Gözlüklü kız x, gözlüksüz erkek x. Gözlüklü öğrenci sayısı kaçmış? 8'miş değil mi arkadaşlar? 8. Burası ne olacak o zaman? 8 eksi x. Arkadaşlar topladığımızda buradan x'i buluruz. O da bize neyi sormuştu? Seçilecek bir öğrencinin gözlüklü erkek öğrenci olma olasının olası durumu kaçtır? Bir tane varsa bir. Geç. Evet, buyurun.
Son iki soru diyelim. Haydi bakalım. Tabloda verilen dosya boyutlarına sahip 13 tane dosya bu bilgisayara tek tek indiriliyor. Bilgisayarın başlangıçta boş olan indirilenler bölümünde rastgele seçilen bir dosyanın boyutun 2 GB olma olasılığı 3 GB olma olasılığından daha az, 1 GB olma olasılığından daha fazladır. Buna göre bilgisayara indirilen dosyaların toplam indirilme süresi en az kaç saattir? Güzel de bir sorudur. Evet, dikkat edin. Haydi bakalım. Şeyi yazın önce, olasılıkları. 1 GB olma olasılığı en fazla. Yok. Ne demiş? Hayır hocam, 1 GB en az oluyor. 3 GB en fazla. Biliyorsun 2 olması olasılığı 3 olmasından daha az. O zaman 3 en fazla, 1'den de fazla oldu. 1 küçük 2'den, o da 3. Attım hocam. En az dediği için, evet Hüseyin Arda, en az dediği için ne olacak? Söyleyeyim mi hocam? Söyle. Hocam ben ilk başta 2 GB'a 4 tane verdim hocam. 4 dosya sayısı. 1 GB'lık olana da hocam ondan daha az olduğu için 3 verdim hocam. Yerine de 6 mı kaldı? Ya 6 kalıyordu hocam 3.'ye. 4 tane 1 GB'dan olursa hocam 4 çarpı 10, pardon 3 çarpı 10'dan 30 olur hocam. 2 GB'lıklardan 4 çarpı 15'ten 60, yani 1 saat. Üçüncülerden hocam 6 çarpı 20'den 122 saat. Toplayınca da 3,5 saat yapıyor. Aferin, güzel. Anlaştık mı arkadaşlar? 1 GB küçüktü 2 GB'dan. O da küçüktü 3 GB'dan. Arkadaşlar demiş ki 13 tane dosya var. Buna 3 verirsek, buna 4 verirsek, buna 6 verirsek ne oldu? 13 etti. Bunun 3 tanesi 30 dakika. Bunun 4 tanesi 1 saat. Bunun 6 tanesi 2 saat ediyor. Topladığında 3,5 saat ettiği değerli arkadaşlar. Buyurun. Böyle sorular da gelir. Nil birinci kuttaki toplardan üzerindeki sayının bir asal çarpanı olanları, bir asal çarpanı olanları arkadaşlar, yani asal sayılar veya tam kare sayılar, değil mi? İkinci kutuya koymuş. Bu son durumda ikinci kutudan rastgele alınacak bir top ile ilgili hangi durum fazladır? Zor bir soru değil. Hocam bütün tam kare sayılar bir asal çarpanı mı? Efendim? Hocam tam kare sayıların hepsini sadece sen asal çarpanı. Şimdi tam kare sayılar illa olacak diye bir şey demiyorum. Bazılarında geliyor ya, onu diyorum. Mesela 64 tam kare bir sayı ama 2 üzeri 5. Mesela 32. İlla tam kare olacak demiyorum. Tamam. Bir asal çarpanı olacak. Mesela kimin bir asal çarpanı var orada? 5'in var. 8'in de var, değil mi? 2 sadece. Sonra 16 da var. 23 var, 81 de var. 32 var, yine 81 var. Bunları ne yapacakmış? İkinci kutuya koyacakmış. Ve hangisi daha fazla olur diyor. Tamam Şevval. Son sorumuz zaten. Cuma günü 8'de başlayacağız. Neden hocam? İftar yapacağız ya o yüzden. Hocam iftar normalde 8'den sonraya denk gelmiyor muydu? Artık 19. 19.25'te olacak o gün. Hocam İlhan Hoca'yla ne olacak? Onunla da büyük ihtimalle öyle yapacağız. Konuşacağım. Peki.
Evet arkadaşlar. Hocam aslında İlhan Hoca ile biraz daha erken yapabiliriz. Efendim? Hocam İlhan Hoca ile bence daha erken yapabiliriz. Daha erken mi? Evet hocam. Bilmiyorum bakalım. Herkes uyuyor mu? Sana uyuyor da dershaneye gitmeyecek mi millet? Ramazan'da hocam dershane yok mu? Hocam uyumayabilir. Hocam var da erken bitiriyorlar. Ramazan olduğu için. Hocam bizimkiler de erken de bitirmiyor. Tam çıktığımızda 5 dakikamız oluyor. Ne bilmiyorum ne yapacağım. Bakacağım. Herkes uyumayabilir ya. Onu bir bakalım görelim de uyumayabilir benim tahminim. Geç yapmak daha sağlıklı. Evet arkadaşlar kimleri attık buraya? Bakın 5'i attık, 8'i attık, 16'yı attık değil mi? Sonra 32'yi attık, 81'i attık. Başka var mı? Yok değil mi? Bunlar. Şimdi bakalım. Bunların rengine de bakalım. 5 mavi, 8 sarı, 16, 32 kırmızı, 81 sarı. Kırmızı renkli olma olasılığı. Kaç kırmızı var? 1, 2, 3, 4. Bir de bu var 5. Sarılar daha fazla mümkün değil. Tam kare olması. Tam kare olma olasılığı. Kaç tane tam kare var? 16 bu vardı 1. Başka ne var? Çok da imkanı yok. 81 var. O da olması çok önemli değil. Çift sayı yazılı olmasına bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Evet çift sayı olma olasılığı arkadaşlar daha fazla. Rakam yazılı olma olasılığı düşük. Neden? Çünkü 1, 5, 8, 3 az sayıda var. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Çift sayı olma olasılığı daha fazla. 7 mi 9 mu ne olmuştu? Evet değerli arkadaşlar böylelikle bir denemeyi daha bitirmiş olduk. Olasılıkla ilgili bir başka denememizle devam edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. Teraviye gidecek olan teraviye yetişebilir. Ama bir sonraki derslerde teraviye artık evde kılacaksınız o günlerde. Yapacak bir şey yok. Çünkü saat yetişmez. Derste yapmasak olmaz değil mi? İsterseniz ben teravide bitiririm. Benim için problem yok. Hocam uzaktan şey olabilir mi? Teravih mi? Evet hocam. İmam falan olur hocam. Uzaktan terah. Cemaat. Camiye canlı bağlantı. Camiye canlı bağlantı. Evet arkadaşlar. Ne kadar olur? Şey gibi olur. Bir ara maça yetiştiren imam vardı biliyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray maçına yetiştiriyordu. Yalnız namaz nasıl biliyor musunuz? Kimisi tekbirde duruyor. Kimisi böyle. Yani hiç kimse imama yetişemiyor. Göreceğim Meksika dalgası böyle. İmam o kadar hızlı kıldırıyor ki. Ciddiyim bak. Bunlar çok oldu. Siz daha yaşamadınız. Daha kışın oruç tuttuğumuzda da göreceksiniz. Biz sizin yaşınızdayken kışın oruç tutuyorduk. Evet. Beşli ezan okunuyor Hüseyin Arda. O kadar güzel bir şey ki. Beş. Daha. Hocam beş ne ya? Çok güzel. Hocam bizim başımıza güneş var. Ben yanıyoruz ezan ortasında. Ben üniversitedeyken ezan beşli okunuyordu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Beşli ya. Beşte hocam arada neredeyse 2 saat fark var. Evet. Ama o zaman da 3'te başlıyorsun hocam. Hocam ne olacak zaten uyuyor oluyorsun şeyde. Evet hocam zaten o sırada uyuyorsun. Düşünürsek, uyuyor oluyorsun. Orucu, 8 saat falan tutuyorsun. Orucu diyor uykuya tutturdun sevabı da rüyanda görürsün diyor. Böyle bir laf var. Orucu uykuya tutturdun uyudun. Sevabı hocam 7. sınıfta oruçtayken hep uyuyordum ya. Ya dışarı çıkıyordum ya uyuyordum. Başka bir şey. Uyumak iyi olur ya. Güzel olur. Ben video izliyorum. O çok güzel. Evet. Aykut Elmas'ın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.